Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. Rüyada çok hamur görmek. Arkadaşlar, hamur rüyalarının getireceği şey karşılığı paradır arkadaşlar. Hamur görüyorsan para. Az hamur az para, çok hamur çok para. Budur arkadaşlar. İslam alimleri de paraya yormuştur. Ben de kendi hayatımda tecrübe ettim. Paradır, paradan başka bir şey değildir arkadaşlar. Paralar gelsin ya. Para olunca hayat oluyor. Allah size inandırsın, camiye yardım yapardım bak. Buna bir gün şeyde çalışıyorum, bir iletişim merkezinde çalışıyorum. Hat transfer işlemi var, o bayiden bu bayiye gidiyorum. Sene galiba 2008'di falan. Çok sıkıştım. Yani insanın başına gelecek en kötü şeylerden biri budur. Çok sıkıştım. Tuvalet bekçisinden rica ettim. Abi param yok dedim, şurada şeyde çalışıyorum dedim. Bir gireyim dedim, parayı getireyim ben sana dedim. Para da nedir? Bugün daha 1 lira olmuştur anca. Adam içeri katmadı beni. Hani içi çirkefliğe de vurmadım. Girerdim, dinlemezdim. Katmadı. Ben seni tanımıyorum dedi, geçti. Ulan Allah dedim sana fırsat vermesin. Hayatının sonuna kadar tuvalet bekçisi olarak kaldı. Yani sen yüksek mevki falan görürsen hayatında zulümden başka bir şey yapmazsın. Dişimi sıka sıka gittim. Yani izin alıyorum. Ha, girerim ilk başta, çıkışta para ödeniyor değil mi? Ya da girişte mi ödeniyor? Girerim o gelene kadar. Yapmazlar abi. Ne kadar vallahi var ya. İnsanın, bir insan küçüklükten hayatı görecek. Hayatın ne kadar acımasız, ne kadar zor olduğunu insan küçüklükten öğrenecek. Hayattaki her şeyin, hayattaki her şeyin bak, her şeyin değerini, kıymetini bilecek. Yani o herifin yüzünden belli bir ara cumaya gittiğimde camiye yardım etmemiştim. Yani gene de arada ediyorum. Yani yardım olup da verdiğimiz 3-4 lira da işte 1000 kişi 3-4 lira verirse yükün tutuyor. Bir şeylerle yapılır. Ya arkadaşlar, insanı hayattan soğutuyorlar. Vallahi var ya. Yani kötülük yapınca elinize geçecek hiçbir şey yok. İnsanın nefretini kazandığın gibi Allah'ın da nefretini kazanırsın. Başka kazanacağın bir şeye belli miktarda menfaat de kazanabilirsin belki ama sonu boştur. Ulan ben seni tanımıyorum dedim. Allah hayatının sonuna kadar tuvalet bekçisi olarak kalırsın inşallah. Başka bir şey demiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.